Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bloklarla kodlama yapmaya başlayacağız. Ben videonun başlığına her ne kadar Scratch mBlock yazmış olsam da biz bu kodlamayı mBlock'ta yapıyoruz. Ama mBlock programı da Scratch tabanlı kullanılan bir kodlama yazılımı. Onun için burada gördüğünüz kodlamaların neredeyse birebir aynısını Scratch'te yapabilirsiniz. Yani değişen herhangi bir şey yok. Burada gördüğünüz şeylerin hepsini Scratch'te uygulayabilirsiniz. Onun için hem Scratch hem de mBlock kullanıcıları için ortak bir video olsun istedim. Şimdi dersimize geçelim. Biliyorsunuz mBlock'ta bizim bir pandamız var. Bu pandayı bu dersimizde yürütmeye çalışalım. Önce bunu kaldıralım. Kuklalara gelelim. Kuklalarda kostümlere baktığınız zaman arkadaşlar burada pandanın iki tane kostümü var. Biri adım atmış, diğerinde diğer adımını atmış. Yani bir panda nesnesi altında iki tane ayrı resim var. Biz bunlara nasıl geçeceğimizi de göreceğiz. Kapatalım şimdilik bunu. Öncelikle arka plana bir resim ekleyelim. Buradan kaldırımda yürümesini isteyeceğiz. Kaldırımı olan bir fotoğraf ekleyelim. Tamam diyelim. Kapatabiliriz burayı. Evet, görüyorsunuz arka plana fotoğrafımız geldi. Pandayı kaldırıma alalım. Arkadaşlar bu ekran üzerinde bizim X ve Y koordinatımız var. Y koordinatı, X koordinatı var. Y'de 180'e eksi 180 aralığında bir alanımız var. X'te ise eksi 240'a 240 aralığında bir koordinat düzlemimiz var. Şimdi pandamızın konumuna bakıyoruz. X koordinatında 36, Y'de ise eksi 34'müş. Yani dikey hizada eksi 34'te olduğu zaman kaldırımın üstünde görünüyormuş. Hatta birazcık daha aşağı alabiliriz. Eksi 41 oldu. X'ini de sıfırlayalım. Tam sıfırda olsun. Şimdi kodlamaya başlayabiliriz. Olaylara gelelim. Yeşil bayrak tıklandığında, yani şurası tıkladığımız zaman ne yapsın? Hareket bölümüne gelelim. 10 adım git desin. Bastık. Evet, 10 adım gitti. Hatta şunu 50 adım yapalım. Bastık. 50 adım gitti. Ama kod bloğumuz bitti. Tek bir blok kullandık hareket olarak. Şimdi mesela bunu ne yaparsak sürekli pandamız gider. Bunu kontrolün içinde sürekli tekrarla olayı var. İçine attığımız zaman, hatta 10 olsun. Attık. Bastığımız zaman sürekli gider. Tekrar durduralım. Bastığımız zaman yine gitmeye çalışacak. Çünkü sıfır koordinatında değil. Bunu sıfıra getirelim tekrar. Şöyle diyelim. Sürekli tekrarların içine koymayalım. Program tıklatıldığında 0 ile eksi 41 konumunda olsun. Basalım. Evet, önce buraya geldi, sonra gitti. Tabii bu sürekli tekrarlayı anlamanız açısından buraya ekledik. Bunu eklemeyelim. Sürekli tekrarlayı ekleyeceğiz ama içindeki 10 adım sürekli gitmesini alalım. Burada algılamaya basalım. Boşluk tuşu basılı mı? Bir de kontrolden eğer komutumuzu alalım. Eğer diyelim. Boşluk tuşunu içine koyalım. Eğer boşluk tuşu basılı ise, ama biz boşluk tuşuyla işlem yapmayacağız. Eğer sağ ok tuşu basılı ise sağ tarafa gitsin diyelim. 10 adım git. Başlatalım. Basıyorum. Evet, bastığım zaman 10 adım gitti. Bunu kopyalıyoruz.
aşağıya yapıştırıyoruz. Sol taraf diyelim. Sol tarafa basılı ise bu sefer eksi 10 adım yazalım. Yani geriye gelecek deniyoruz. Basalım. Başlangıç konumuna gittik şuradan. Bir de sürekli tuşlara basılı mı değil mi onu kontrol ediyor program. Basıyorum. Evet, ilerliyoruz. Sol tarafa bastığımda da geriye gidiyor. Ama ben yürüme efekti olsun istiyorum. Yani öyle düz kayarak gitsin değil de. Onun için şöyle yapıyoruz. Görünümden kostüm 1 kılığına geçsin. Daha bir tuşa basmadan, bu tuşlara basmadan önce ekliyoruz bu bloğu. Sonra bunu kopyalayalım. Hepsini kopyaladı. Bu arada buraya getirdiğiniz zaman da arkadaşlar çöp kutusu görevi görüyor. Silebiliyorsunuz buraya getirdiğiniz blokları. Sildik. Sadece bunu alalım. Kostüm bir kılığından iki kılığına geçsin. Sonra 10 adım yürüsün. Bakalım. Evet, şimdi adımını atmaya başladı. Çünkü bastığımız zaman ikinci kostüme geliyor. Tekrar hatırlatalım. Şurada iki kostümümüz vardı. Biri böyle. Diğer kostüm 2 de böyle. Diğerine de uygulayalım. Sol tarafa da uygulayalım. Kostüm 2 kılığına geç. Evet, geri geri gidiyor ama. Bunu ne yaparsak sol tarafa dönüp gidecek. Basalım. Sol oka bastığı zaman ne yapsın? Burada bir dönme işlemi yapsın. 90 değil de eksi 90 yönüne dönsün. Basıyoruz. İleri gitti. Geriye tersten gidiyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Tekrar programımızı başlatalım. Yön tuşuna bastığımız zaman şu aşağıdan buraya sağ sol diyelim. Ters değil de sağ sol. Evet, bastığımız zaman pandamız düzeldi. Şimdi deniyoruz. Evet, ters olduğu için durduralım. Bir daha başlatalım. Önce şuradan bu tarafa dönsün diyelim. Heh. Şimdi basalım. Evet, şimdi güzel. Ama buradan eksi 10 adım değil. Çünkü yönünü döndüğü için yine ileriye doğru yürümesi lazım. Geriye doğru değil. Bu eksi 10'u 10 yapıyoruz. 10 adım git diyoruz. Şimdi bir başlatalım. Evet. Yürüdü. Evet, geriye doğru da. Burada şu eksiklik var. Buraya eksi 90 yönüne dön dedik ama tekrar sağ oka bastığımız zaman tekrar bir daha 90 yönüne dön dememiz lazım. Tekrar başlatalım. Evet. Pandamızı bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Bu arada da hem kostümlere baktık, hem arka plana baktık, hem yön tuşlarına baktık. Fare ya da klavye algılama tuşlarına baktık. Eğer komutunu gördük. Bir de farklı kılıklara geçip bunların hepsini sürekli tekrarlayabilecek bir mekanizmanın içine yerleştirdik. Bu şekilde bastığımız zaman program şu ilk iki blokla önce bir ayarlamayı yapıyor. Ne yapıyor? Sıfır konumuna geliyor ikisi de. Bir de 90 yönüne dönüyor. Yani sağ tarafa dönüyor. Ondan sonra bekliyor. Kullanıcının bir tuşa basmasını bekliyor. Ve sürekli bunu kontrol ediyor. Böylelikle bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.